Magic Scape, manzaranın büyüsü. Tarihsel çerçeveden bakıldığında Osmanlı'nın sınırlarının uzandığı coğrafyalardan sanatçılarla birlikte bir sergi ortaya koymak mutluluk verici. Bu sergide Slovenya Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu Sayın Başar Arıoğlu'nun verdiği değerli destek ve liderliği Sloven ve Türk sanatçıları Etiler Odea Bank Art Platform'da bir araya getirdi. Sergide sanatçıların ulusların siyasi ve kültürel yaşamını düşünerek epik ve kentsel beraberliğini ve farklılıklarını çevreleyen bir bakış ve bundan kaynaklanan ruh halini sunmaya çalıştım. Slovenya ve Türkiye'den farklı kuşaklara ait üçer sanatçı farklı disiplinlerden çeşitli malzeme ve teknikle ürettiğimiz eserlerimizle bir araya geldik. Bu sergi bağlamında Magic Scape ifadesi, zaman ekseninde mecazi olarak ileri geri seyahat etmemizi sağlayan görünmez hayali yolları anlatmaktadır. Kent, hatta metropolis kavramının anlayışının gelişmesi, bireyi yutmaya başlaması, bir yandan onunla özdeşleşme çabası içinde bulunan fakat yer değiştirmekten hoşlanmayan ya da onu ayrımsayamamış bireye, gezgine, flanöre dönüştürürken, bir yandan da çok daha büyük savrulmaları yatay eksene bir kontrast olarak düşüncede ya da düş veya fantazilerde zihinde katmanlanarak dikey yapılanan bir geçiş aralar. Bu sergi bağlamında Magic Scape ifadesiyle ya fantazilerimize hapsolmuş olarak gerçeklerden kaçış hali içindeki bu seyahatleri ya da gidilen yerdeki ve tarihte birikmiş gerçeklerle yüzleşmemiz için fantazilerimizin örtüsünü kaldırmayı amaçlayan bir fikir sunmak istedim. Biz sanatçılar çevreye verdiğimiz tepkiyi ifade etmek için yeni simgeler bulmalıyız. İrfan Önürmen, Bombalanan Şehir çalışmasında metropolün girift ilişkiler ağı ve onun hazırlayan etmenlerin günümüz göçmenlerini artık köksüz modernist sürgünler olarak belki kentsel modernist öykünün yeni kahramanları haline getirerek hep umutsuzluk dolu ya da yeni bir umuda doğru baştan çıkarıcı seyahati yayan bir bakışla yaklaştı. Gül Ilgaz, günümüzde İstanbul'da tanık olduğumuz manzara değişimini içeren bir çalışmayla şehir manzarası kavramına ilişkin yorumunda, doğa manzarası ile şehir manzarasını birlikte sunarak sanat tarihinden bildiğimiz triptik çalışmasıyla izleyicinin algısını da ikonlaştırdı. Hapnap resmimde, insanı farklı koşullarda sosyalleştiren potansiyelini doğa ve şehir yaşamı karşıtlığında resimleşmiş bir uyku gibi, doğayı insanla birlikte ifade etmek, doğanın içindeyken bile onun dışında kalan bir düzeyden iç gerçekliğinin bir uzantısını, evren-zaman ikilisiyle sembolleştiren bir eğilimle ifade ettim. Sergide yer alan bütün yorumlar, bu imgeler ve simgeler, kolektif ve doğaüstü olan ve birbirinden çok farklı kişiler ve kültürler için geçerli olan çok şey barındırırlar. Ancak kavramlar ve fikirler için olduğu gibi, onlar da kişisel ve yerel ilişkilerle renklenirler.